Aksaray'da kaçak silah operasyonu. Aksaray'da polisin kaçak silah ticareti yaptığı iddia edilen bir şüphelinin evine düzenlediği operasyonda 3 adet ruhsatsız silah ve 1409 adet mermi ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri MG isimli bir şahsın ruhsatsız tabanca bulundurduğunu ve satarak ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri şüpheli şahsı teknik ve fiziksel takibi aldı. Bir süredir yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan KOM ekipleri şüphelinin evine operasyon düzenledi. Şüpheli MG yakalanarak gözaltına alınırken evde yapılan aramada farklı marka ve modellerde 3 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 1409 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan MG hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Aksaray'da trafik güvenliği ve olumsuzluklara karşı denetimler sürüyor. Aksaray'da trafik güvenliğinin sağlanması ve trafikteki olumsuzlukların azaltılması kapsamında gerçekleştirilen denetimler aralıksız sürüyor. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte trafik yoğunluğunun bulunduğu cadde ve sokaklarda güvenliğin sağlanması ve olumsuzlukların en azı indirilmesi için denetimler aralıksız sürdürülüyor. Trafik ekiplerince belirlenen noktalarda cadde ve sokaklardaki araçlar durdurularak bir inceleniyor. Durdurulan araçlarda ilk olarak marka modele göre plaka tescili sorgulanıyor. Plaka tescilinin ardından polis ekiplerince sürücünün ve kullandığı aracın evrakları tablet üzerinden sorgulanıyor. Ceza puanı, araç muayenesi, araç sigortası ve trafikte olumsuzluk teşkil eden maddelerin tablet üzerinden sorgulanmasının ardından sürücülerin alkol testleri yapılıyor. Sürücüler ve araçta bulunan yolcular trafikte oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle uyarılıyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gece boyunca kontrol alanları değiştirilerek denetimler sürdürülüyor. Diyetisyen Murat Serkan Sinav yaz aylarında bireylerin nasıl beslenmesi gerektiği hakkında bilgiler verdi. Diyetisyen Sinav zayıflamak isteyenler için de önerilerde bulundu. Yaz aylarında beslenme nasıl olmalıdır? Yaz aylarında nasıl beslenmemiz gerekmektedir? Özellikle yaz aylarında biliyorsunuz ki havaların da sıcak olması durumuyla su tüketimimiz oldukça düşmüş durumda. Ve yaz aylarına oranla biraz daha su tüketimini arttırmamız gerekmekte. Örnek veriyorum ise kış aylarındaki su tüketimimiz kilogram başına 0,30 mililitre iken yaz aylarında bu oran 0,35 mililitreye kadar çıkmaktadır. Örnek veriyorum size 100 kilogram bir birey kış aylarında 3 litre su tüketecekken yaz aylarında 3,5 litreye kadar su tüketimini arttırmak durumunda kalacaktır. Bunun haricinde biliyorsunuz sıcak havalarda özellikle rahatsızlıklar da çok fazla görülmektedir. Kırmızı et tüketimi minimumda tutulması gerekmektedir. Beyaz et tüketiminde herhangi bir problem söz konusu olmayacaktır. Ancak tercihimizi biz yine sebzeden yana kullanmalıyız. Onun haricinde meyve tüketiminde sınırsız bir miktar bizim için her zaman yanlış olacaktır. Meyve basit gelse de fruktoz yani meyve şeker dediğimiz durumda fazlasıyla meyvelerde bulunmaktadır. Bunun için de onları mümkün olduğunca porsiyon kontrolünde tüketmemiz gerekmektedir. Meyve tüketiminde en önemli nokta özellikle diyabetik rahatsızlıkları bulunan bireylerden yüksek glisemik indeksli meyvelerden uzak durması gerekmektedir. Bunun haricinde özellikle biliyorsunuz ki süt, yoğurt grubu yaz aylarında tüketimi düşen gıdalardandır. Özellikle yoğurt grubu kış aylarında fazla tüketilen bir miktardadır. Onun haricinde yaz aylarında biraz daha ne olacaktır? Yoğurt tüketimini arttırabiliriz. Yoğurt az tüketiyorsak da bunu cacık veya ayran şeklinde kullanabiliriz. Ama mutlaka tüketmemiz gereken ürünlerdendir. Onun haricinde ekmek tüketimine gelecek olursak ekmek tüketimi de yapılması gereken bir gıdadır. Ne kadar az ekmek tüketirsem veya ekmeği bırakırsam benim için o kadar faydalı olacak diye bir durum kesinlikle söz konusu olamaz. Ekmeği de mümkün olduğunca düzenli bir şekilde tüketmemiz gerekir ki biliyorsunuz vücudun en enerji kaynağıdır. Yani vücutta karbonhidrat olmadığı sürece bu karbonhidrat derken basit karbonhidratlardan bahsetmiyoruz kesinlikle. Kompleks karbonhidratlardan yani ekmek grubu da bunun içindedir. Kompleks karbonhidratlar vücutta bulunmadığı takdirde kas yıkımına sebep olur. Yağ yıkımı olmayacaktır. Çünkü vücutta enerji bulunmayacaktır. Bunun için mümkün olduğunca ekmeğimizi sadık konumda soframızın baş köşesinde bulundurmamız bizim için her zaman yararlı olacaktır. Bu şekilde bahsedebilirim size.
Memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı belli oldu. 11 kişiden oluşan hakem kurulu memur ve memur emeklisine 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zamma dair nihai kararı verdi. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Aksaray Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Toprak, günümüz şartlarında geçinmek gitgide zorlaşmaktadır. Türkiye Kamu Sen, Türk Eğitim Sen olarak haklı taleplerimizden vazgeçmiş değiliz. Her platformda taleplerimizi dile getirmeye devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz dedi. Dün itibariyle kamu çalışanlarını ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme yapılmıştır. Her şeyden önce bilinmelidir ki toplu sözleşme yetkili konfederasyon memur sen ile hükümet arasında yapılmaktadır. Daha önceki toplu sözleşmelerde olduğu gibi bu toplu sözleşmede de memur ve memur emeklilerinin haklı talepleri karşılık bulmamıştır. Günümüz şartlarında geçinmek gitgide zorlaşmaktadır. Türkiye Kamu Sen, Türk Eğitim Sen olarak haklı taleplerimizden vazgeçmiş değiliz. Her platformda taleplerimizi dile getirmeye devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. 2022 yılı için %12, 2023 yılı için %14 zam verilmiştir. Ve bu zam oranları çok yetersizdir. Memur ve memur emeklilerini geçim sıkıntısı içerisinde yaşamaktadırlar. Hükümetin mutlaka ekonomik bir düzenleme yapması ve insanların rahat içinde yaşamasını sağlaması temel arzumuzdur. Bizim başlıca çözüm bekleyen taleplerimiz. 1. 3600 ek göstergenin tüm memurlarına statüsüne uygun olarak verilmesini bekliyoruz. 2. Vergi diliminde düzenleme yapılmalı ve tüm memurlardan %15 oranında vergi alınmalıdır. 3. Öğretmenlik meslek kanununun çıkarılması ve uygulanmasını bekliyoruz. 4. Uzman öğretmenlik konusundaki adaletsizlik giderilsin. Mesleğinde 20. yılını dolduran bir öğretmen baş öğretmen, mesleğinde 10. senesini dolduran bir öğretmen de uzman öğretmen olarak sayılarak ödüllendirilmesini bekliyoruz. 5. Kamuda liyakat esas alınmalı ve tüm icraatlar kritere dayandırılmalıdır. 6. Tüm öğretmenlerimizin maaş karşılıkları 15 saatte eşitlenmelidir. 7. Yapılan zamlar yetersiz olup tüm memur ve memur emekliliklerine %9 daha ek zam yapılmalı ve %1 oranında da refah payı verilmelidir. 8. Keyfi görevlendirmelere son verilmeli ve tüm atamalar asaleten yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki devlet memuru ile vardır ve memurlarının gücü kadar güçlüdür. Toplu sözleşmenin son oturumuna taleplerimiz karşılanmadığı için Türkiye Kamu Sen katılmamıştır. Biz her zaman kamu çalışanlarından yana olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Buradan bir bilgiyi de sizlere aktarmak istiyorum. Toplu sözleşme tazminatını sendikalar değil, memurlar alıyor. Yani sendika üyesi olan bir memur 3 ayda 400 TL fazladan tazminat alacaktır. Bir üyeden ise sendikasına kesilen aidat oranında hiçbir değişiklik olmamıştır. Ortalama bir memurdan 3 ayda sendikasına 130 Türk lirası kesilmektedir. Yine aynı memura 400 lira tazminat ödenecektir. Bu aradaki fark şöyle izah edilebilir. Sendika üyesi olan bir memur, sendika üyesi olmayan bir memurdan 270 lira fazla ücret alacaktır. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül'de başlayacaktır. İçinde bulunduğumuz salgın koşullarını da dikkate alarak daha hassas ve tedbirli bir açılış olmasını bekliyoruz. Salgın hastalıktan korunmak için önce her bireyimiz kendi tedbirini almalı ve her insan diğer insan hayatına ve sağlığına saygı duymalı ve hoşgörü sahibi olmalıdır. Topluca yaşanılan kalabalık ortamlarda bulunan insanlarımızın aşı olmasında kendi sağlıkları açısından çok fayda vardır. Ama insanlarımızın fikirlerine de saygı duymak gerekmektedir. 31 Ağustos'ta göreve başlayacak
öğretmenlerimize, 6 Eylül'de eğitime başlayacak öğrencilerimize ve tüm eğitim çalışanlarımıza sağlıklı, sıhhatli, başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ulusal Süt Konseyi üyesi Aksaray Süt Üreticileri Birliği Başkanı Esat Zengin, süt fiyatlarında konseyin aldığı kararlar gereğince süt fiyatı ödemelerinin başladığını duyurdu. Konuyla alakalı açıklamalar yapan Başkan Esat Zengin, 7. ay süt ödemeleri başladı. Ödemelerimiz devam ediyor. Soğuk sütlerden 3 lira 20 kuruş, sıcak sütlerde 2 lira 96 kuruştan faturalar kesildi. Süt paraları geldikçe ödemeler devam ediyor. Bu konuda konsey fiyatında sıkıntı yok. Bizimle çalışan tüm süt sanayicileri bu fiyata uygun şekilde ödemelerini yaptılar, yapıyorlar. Süt yem paritesi istediğimiz seviyede devletin 20 kuruşluk desteğiyle soğuk süte yaklaştı. Fakat sıcak sütte biraz eksik. Bu konu üzerinde çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Şimdi öncelikle sizin aracılığınıza ülkemizde yaşanan yangınlar ve sel felaketleriyle mücadele edeceğin insanlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Böyle bir acıyı ülkemiz bir daha görmemesi için Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Şimdi süt fiyatları konseyin aldığı karar gereğince 7. ay itibariyle uygulandı ve 7. ayın süt parası bu ay ödenmeye başladı. Ödemelerimiz devam ediyor. Soğuk sütlerde 3 lira 20 kuruş, sıcak sütlerde 2 lira 96 kuruştan müstahsil mahpusları, faturalar kesildi. Süt paraları geldikçe ödemeler devam ediyor. Bu konuda konsey fiyatında sıkıntı yok. Aşağı yukarı bizimle çalışan tüm süt sanayicileri bu fiyatlara uygun şekilde ödemelerini yaptılar, yapıyorlar. Süt yem paritesi istediğimiz seviyede mi? Süt yem paritesi istediğimiz seviyeye devletin 20 kuruşluk desteğiyle hemen hemen yaklaştı. Az da eksik ama yaklaştı diyelim. Soğuk sütlerde hemen hemen yaklaştı. Sıcak sütlerde daha eksik. İleriki dönemlerde çalışmalar devam ediyor. Nasıl bir yol olacağımız ileride belli olacaktır. Peki süt destekleri ne durumda? Süt destekleri biliyorsunuz ki ne 20 kuruş olarak devam ediyor. 40 kuruştan 30 kuruşa düştü. 30 kuruştan da 20 kuruşa düştü. Bu 20 kuruşa düşmenin asıl sebebi devlet yem sanayicilerine ucuz arpa vererek ofisi destekleme kararından dolayı eksilme o yönde eksik devam ediyor. Yani 30 kuruşta 20 kuruşa düşürüldü ve 10 kuruş yem sanayicilerine aktarılmak üzere değil de ofise aktarılmak üzere böyle bir yol izlendi. Süte zam var mı? Süte zam şu anda yok. İleriki aylarda toplanacak. Zaten süt konseyimizin Eylül ayının birinde bir yeni seçim olacak. Yeni kadro oluşacak. O kadro oluştuktan sonra çalışmalar ayrı bir şekilde devam edecek. Yem fiyatları neredeyse eşdeğerde gidiyor. Yem fiyatları bayağı aşağıya düştü. 1.35 kuru yani torbası 135 lira olarak devam ediyor. Bayağı düştü. 160'lardan 135'e kadar yemin torbası şu anda düşmüş durumda. Şimdi Sayın Valimizin aracılığıyla yardımlarımız zaman zaman devam ediyor. Şu anda da süt üreticilerimizin gönüllülük esasına göre bir bağışları mevcut. Bu bağışları da ileriki günlerde Sayın Valimizin uygun gördüğü bir hesaba aktararak makbuzu Sayın Valimize teslim edeceğiz ve küçük üreticilerimizin gönüllü katkılarını da böylece sunmuş olacağız. Aksaray'da bulunan bit pazarındaki esnaflar bit pazarı hakkında bilgi vererek pazarın eksiklikleri hakkında görevlilerden yardım talebinde bulundular. Ben Faik Çelen, 1966 Aksaray doğumluyum. Gördüğünüz gibi bunlarla uğraşıyorum. Faik Bey neler satıyorsunuz? Valla cep telefonu var, tablet var, APB'ler, matkap, bileyim. Yani vatandaşa hizmette bulunuyoruz. Peki fiyatlar nasıl? Fiyatlarımız çok uygun. Uygun olduğuna rağmen müşteriyi biliyorsunuz. Biraz narlanıyorlar. Memnun değil mi müşteri fiyatlar? Yok. Ben de fiyatlar ucuz olduğuna rağmen memnunlar. Yani ihtiyacını görüyorlar. İhtiyacı olanlar gelip alıyor. Garantisi var mı ürünlerinizin?
Ürünlerimizin çoğunun garantisi var. Ürünlerimizin çoğunun garantisi var. Nereden geliyor peki? Bunları ben İstanbul'dan alıp geliyorum. Halka hizmet olsun. Elim öper, dört torun, dört çocuk babasıyım. İşte ben de bunlarla uğraşıyorum. Rahatsızım biraz. Rahatsız olduğum için bunlarla uğraşıyorum. Haftada iki gün çıkarız. Diğer gün ya evdeyiz. Evden bir yere çıkmam. Sizi tanıyabilir miyim? İsmim Hanifi Çaylak. Bu pazarın yetkili ve sorumlu arkadaşlardan bir tanesiyim. Bir tane de arkadaşım var. Engin Kaynak ismisi. Bu pazar yarınki çarşamba pazarı da kuruluyor. O da Suriyeliler ve Afganlar için. Ondan sonra tabii ki pazarda ufak tefek sıkıntılar yaşanıyor ama kendi aramızda idare ediyoruz. Benim şu anda burada 4 tane tezgahım var. Bu tezgahın başında çocuklarım var. Ama gelip organize etmek için kimsenin kavga, dövüş, herhangi bir pislik şu bu olmasın diye başında dolaşıyorum. Yalnız pazarımızın yeri iyi değil, bize uygun değil. Bize iyi bir yer versinler, bu ikinci el pazar hiçbir yerde olmaz, bazı yerlerde var. Çok güzel alışverişler oluyor. Çarşıda 10 bin liraya alamadığımız malı burada 1000 liraya alıyoruz. Bunu size açık ve net belirteyim. Ama kuş pazarı orada, bizi beğenmediler, bizi buraya verdiler. Bura bize göre değil, bize oradan versinler. Buradan memnun değiliz. Memnun olmadığımız pazarcılar az. Biz 160-170 kişiyiz. Hep bu pandemi dolayısıyla belediyeye gittik, valiye gittik, emniyete gittik. Her yerde organize yaptık. Fakat bize en son burayı organize ettiler. Ama çarşamba günü de bize burayı tarif ettiler. Yarınki pazar gibi aynı buraya kurulacak çarşamba. Bize belirli, iyi bir yer, saltanatlı bir yer, güzel bir yer çoluğumuzun çocuğumuzun ekmeği için. Gelen bir vatandaş geliyor, yer arıyor, bulamıyor. Yardımcı oluyorum, acıyorum, getiriyorum kendi yerimden, kenarlarımdan yer veriyorum. Sıkışmazsak iyi bir yer bize tayin etsinler. Bu ikinci elde herkesin bir rızkı, bir ekmeği var. Size ve ekibinize sağlık ve mutluluklar dilerim. Sağ olun, var olun. Biz ikinci el elbise, telefon, ayakkabı, ondan sonra aklına ne gelirse burada hepsi var. Fiyatlar oldukça uygun. Tabii ki uygun. Burada 5 liraya pantol var, 3 liraya pantol var. Bir ayakkabı mesela 200-250 bin lira, 300 bin lira. Adam burada Afganlı, Suriyeli, şu bu geliyor 5 bin liralık malzemeyi alıp gidiyor yani. Ben kendi şahsıma da söylüyorum. Hiçbir tane elbiseye gidip de 200 lira, 300 lira vermem. Ayakkabıya 200 lira vermem. Burada 10 liralık ayakkabı dururken sen gider 300 liraya ayakkabı alır mısın? Sana göre mesela eşarp satılıyor, şu satılıyor. Biz 1 liraya veriyoruz. Gömlek 1 liraya satıyoruz. Pantol 5 liradan, 10 liradan satıyoruz. Alıcılar memnun değil mi? Tabii ki memnun. Köyden geliyorlar, her yerden, Nevşehir'den geliyorlar. Bizden toptan alıyorlar. Şu anda size şöyle göstereyim, kameraya gösterebilirsiniz. Şu transit benim, şu üç tekerler benim, çocuklarımın mesela. İstediğin malzemeyi buradan alabiliyorsun. Bak 5 tezgah getirdim, 5 çuval malzeme getirdim. Kalmadı. Ama 1 lira, 2 lira, 3 lira, 5 lira. Kim ne tutturabiliyorsa veriyoruz yani. Ürünleriniz nereden geliyor? Biz alıyoruz Ankara'dan. Ankara'dan, ikinci elden böyle mağaza altından. Ama tabii ki bunu da söyleyeyim, bu da bir gerçek. Çöp altından toplayıp da satanlar da var. Ona da bir şey demiyoruz. Yıkıyorlar, getiriyorlar, temizliyorlar, satıyorlar. O da olsun diyorlar. Çünkü o da bir ekmek kazanacak. Yani. İsmim Bektaş Üzdemir. Aslen Konyalıyım. Ama 35 senedir Aksaray'da bulunmaktayım. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz Bektaş Bey? Bildim bileli kendimi. İkinci el alıp satarım. Neler satıyorsunuz? Ürünleriniz neler? Erkek çamaşırları, pantolon, gömlek, ayakkabı, ceket. Ki fiyatlar ne durumda? Fiyatlar aşağı işte 5 liraya da var, 10 liraya var. Malına göre yani. Değişik değişik fiyatlar. Müşteriler memnun aynen. Mu fiyatlardan? Müşterilerimiz de memnun. Hani bizler olmasak çoğu kesim, hani dar kesimdir, bayağı şey pantolon bulamaz ayağına gidip de bakkaldan, dükkandan, esnaftan. Ha buraya geliyor, iyi kötü işini görüyorlar çoluğuna, çocuğuna, kendileri. İşte giymek için alıyorlar mesela. Normal fiyatlara göre daha uygun değil mi burası? Tabii. Dükkanlara göre çok çok uygun yani. Mesela şurada bazı ayakkabılar var, eğer deri bunu dükkana gidecek alacak olsa 200 lira. Ama burada 10 liraya 15 liraya alıyor adam. Niye almasın? En çok talep edilen ürününüz hangisi oluyor? Ayakkabı, gömlek, pantolon. Pantolon, kot pantolon.
Çünkü kot pantolon her tarafta, her kesime işte. Sanayici geliyor alıyor, inşaatçı geliyor alıyor. Bu gibi kesimlere kot pantolon, gömlek daha çok rağbet görüyor. Pandemi etkisi bir yanda, yüksek kredi faizleri bir yanda olunca özellikle son 3 yılda konut fiyatları ve kira fiyatları iyice arttı. Ev sahibi olmak isteyenler artık ev almak bir hayal diyor. Üstelik inşaat malzemelerine gelen zamlara bağlı artan maliyet yüzünden ev fiyatlarının daha da yükselmesi bekleniyor. Biliyorsunuz ki ev satışları, ev kiraları artış göstermekte. Bu konu hakkında ne söylersiniz? Maalesef pandemi patladığından beri her şey arttı. Demir fiyatları falan arttığı için maliyetler de arttı. Asgari ücret şu an 2800 küsür diyeyim. İşte çocuk parasıyla falan 3000 lirayı buluyor. Yani ev fiyatları da güzel, bir evde oturmak istiyorsanız 1000'den aşağı ev yok. Eviniz var mı? Var. Peki şu an bir ev almak isteseniz alabilir misiniz? Alamazdık. Neden? Paramız yok. Bu konu hakkında çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Tabii halk benden daha iyi bilir diyeyim. Bu işe başladığımdan beri tabii ki ev fiyatları, diyelim güzel oturulacak bir ev diyeyim, bundan en az 7-8 ay önce 150'ye alacağım bir ev şu an 250'den aşağı değil. Tabii krediler de yüksek olduğu için kimse 250-500 ödeyerek bir ev almak istemiyor. Şu an ev almak ister misiniz? Ya isterim de mümkün değil yani. Şu anda hani emekli oldum. Emekli ikramiyem bir evin bir salonunu almaz ya. İnşaat sektöründe hizmet veren muhterem Erkılıç, günümüzde inşaat maliyetlerinin artması dolayısıyla konut fiyatları da artıyor dedi. Tabii günümüzde inşaat maliyetlerinin artması dolayısıyla konut fiyatlarının artmasına bağlıyoruz. İnşaatta malzeme fiyatları her ay %30, %20'lerde bir artış sağlıyor. Şu an inşaat malzemelerinin fiyatının artmasıyla birlikte konut fiyatları da aşırı yükseldi. Evet, konut fiyatları şu anda Niğde'de ortalama bir konut fiyatı 450 bin, 500 bin lira civarında ki bizler bir emekliler anca geçinebiliyoruz yani. Bu arz talep meselesi. İnşaat maliyetlerinin, malzeme maliyetlerinin artışı dolayısıyla bu dairelere yansıyor, inşaat maliyetine yansıyor. Satışları da buna göre değerlendiriyoruz biz. Bir ev almak isteseniz şu an alabilir misiniz? Gücümüz yetmez. Evet, gücümüz yetmez. Bir ev almak isteseniz alabilir misiniz? Alamam. Peki neden? Bütçe yok. Alım gücü olan insanlarda alım gücü var. Zaten olmayan insanda yoktu. Ama hala alım gücü insanlarda çok yok demek de bilemiyorum. Şu an bir ev almak isteseniz alabilir misiniz? Tövbe estağfurullah. Nerede alacaksın evniyem? Ev alacaksın. 2 milyon aylık alacaksın. Çoluk çocuk, hanım, zaten geçim yapamı yok. Nerede işi edeceksin, alacaksın evini? Alın. Evi alın, bir sene sonra elinden alırlar. Ödeyemem çünkü.